Onun bak burada ha, Eylül yok, Eylül. Tamam bak adam. Bir durun. Ay bak. Kızımın ilk fotoğrafı. Eylül'ün fotoğrafı bu. Allah aşkına. Eylül'ün burada ne işi var ha? Delirdiniz mi siz? Evli barklı kadın. Niye kaçıp bize gelsin ayol? Naz'la birlikteyse gidin hesabını kızınızdan sorun. Şu yaptığınıza terbiyesizlik derler. Ben size bulaşmayayım dedikçe üzerime geliyorsunuz. Çıkın gidin evimden. Bakın polis çağıracağım. Yürü gidelim. Ortalığı yine birbirine kattın. Rezil ettin bizi. Yaşar baba ben ne yaptım ya? Ya ben ne yaptım ya? Ben ikisinin birden ortadan kaybolduğunu duyunca kan beynime sıçradı. Anlayın biraz beni be. Kusura bakmayın, haklısınız tamam da sizin de sinirlerinizi bozdum da bir anlayış istiyorum biraz Adnan Bey ya. Tamam. Uzatmayın artık. Sonuçta gelinim hamile. Oğlum da doğal olarak evham yapıyor tabii, babalık yüreği. Adnan Bey çok özür dileriz tekrar. Ne olur kusura bakmayın. Hadi oğlum gidelim. Yok bak burada. Nurhancığım hadi gidelim. Hadi gel Yaşar, gel. Eylül'ün bebeklik fotoğrafının Nermin'lerde ne işi var ki? Bak ben size söylüyorum. Kesin o Yağız Adis'i kaçırdı kızı. Ben biliyorum, karımı alıkoyuyor ya. Oğlum saçma sapan konuşup milletin aklını karıştırma. Yağız öyle bir şey yapmaz. Oo. Babacığım bakıyorum yine Yağız Efendi'ye toz kondurulmuyor. Bravo. Allah Allah. Tanıyorum çünkü. Yağız öyle bir adam değil. Söyleyeceksen git anası babası orada onlara söyle. Heh. Bize ahkam kesme. Ya bir durun Allah aşkına ya. Kuş olup uçmadı ya bu kız. Elbette ortaya çıkacak. O zaman sen de hesabını sorarsın. Allah Allah. Ne hesap sorması? Koray, öyle kızıma bağırıp kızacaksan eğer var ya. Ya tamam Yaşar, tamam artık sen de. Ameliyat yerini açacaksın canım. Yaşar babam, sen her seferinde beni niye yanlış anlıyorsun? Onu bir sorabilir miyim ben sana? Ne oldu? Bana bak Raziye. Ben bu Nermin Hanımların evinde yerde Eylül'ün bebeklik fotoğrafını gördüm. Nasıl? Ne fotoğrafı? Ya bayağı işte. Eylül'ün doğduğu zaman hastanede çekilen ilk fotoğrafı. Bunların evinde yerde duruyordu. Anam ben anlamadım. O fotoğrafın onların evinde ne işi var? Yok canım. Allah aşkına Nurhancığım. Eylül'ün bebeklik fotoğrafının ne işi var Nermin Hanımlarda? Sen benzetmişsindir. Torunlarından birinindir o. Ay anlamıyorsun herhalde Raziye. Ya Eylül'ün fotoğrafı diyorum. Öz kızımın fotoğrafı. Bin kere baktığım fotoğraf canım. Yok benim içime sinmedi. Vallahi ben gideceğim soracağım. Eyvah her şeyi öğrenecek. Yaşar. Bana bak benim telefon orada kaldı herhalde. Ben bir gideyim de alayım geleyim. Nurhancığım bir dur Allah aşkına bir dur. Nurhancığım bir dur Allah aşkına. Yok Raziye yok. Ya bunlar bir şeyin peşinde. Yoksa benim Eylül'ümün bebeklik fotoğrafının ne işi var bunların evinde? O zaten Adnan Bey'in tutup da hastaneye gelip özür dilemesi falan da oyundu. Ha Yaşar'ımla uğraştıkları yetmedi. Şimdi de kızıma taktılar kafayı. Aa. Ama Nurhancığım sen beni bir konuşturmadın ki. O fotoğraf bendeydi. Nasıl sendeydi? Ya Koray'ım nostalji olsun diye alıp bastırmış. Anne dedi, bizim bebek doğunca bu Eylül'ün bebeklik fotoğrafıyla falan bunların hepsini çerçevelet bunları dedi. Bana verdi. Ben de iki gündür arayıp duruyordum. Bak görüyor musun? Demek burada düşürmüşüm. İyi ya işte. Madem buradayız isteyelim. Madem oğlan o kadar uğraşmış. Aman Nurhancığım. Canım benim. Adamı gördüm biraz önce. Nasıl böyle hey heylendi, bağırış çağırış. Az kalsın polisi çağırmıyor muydu bu adam? Şimdi biz içeri girip de resim falan dersek adam hepten dellenecek. Bak ne diyeceğim. Nurhancığım ben gene gelirim buraya. O zaman da alırım fotoğrafı. Tamam mı? Hadi şimdi gidelim. Hadi Nurhancığım. Aman tamam Raziye, tamam.